Ajlan Büyük Burç. O doğduğunda takvimler 13 Kasım 1970'i gösteriyordu. Sanatçı Erol Büyük Burç ve Türkan Türker'in birlikteliği sonucu dünyaya geldi. Jeyan adında bir de kız kardeşi oldu. Küçük yaşta müziğe meyleden Ajlan 8 yaşında babasından müzik dersleri almaya başladı. Babasına ait 3000 plaktan oluşan arşive sahip olan Büyük Burç, caz müziğe onun sayesinde başladığını söylüyordu. 17 yaşına geldiğinde Türkçe şarkılar seslendiren Ajlan Büyük Burç, bir süre sanatçı Fatih Erkoç'un vokalistliğini de yaptı. Müzik alanında yürümekte kararlı olan Ajlan, Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemde Milliyet Gazetesi'nin her yıl düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında en iyi kız solist olarak seçildi. Bir televizyon programına katılan Ajlan, Türkiye tarafından tanınır hale gelmeye başladı. O dönemlerde tanıştığı Mine Çağlayan'la yakın dost oldular ve Ajlan Mine adıyla bir grup oluşturdular. Bu birlikteliğin nasıl olduğunu Mine yıllar sonra Posta'dan Oya Çınar'a şöyle anlatmıştı. Tam yılını hatırlamıyorum ama 90'ların başında birileri ona gidip bir kız var sana çok benziyor diyormuş. Aynı şekilde bana da gelip Ajlan diye bir kız var sana çok benziyor diyorlardı. O zaman Etiler'de Ece Bar vardı. Orada dönüşümlü olarak çalışıyorduk derken tanıştık. Tanıştıktan sonra 1-6 ay içinde her şey kendiliğinden gelişti. Bir anda albüm yaparken bulduk kendimizi. Ajlan ve Mine 1993 senesinde ilk albümleri Aşk Olsun'u çıkardılar. Bu albüm beğeni topladı. Ancak Ajlan ve Mine ikilisi bir yıl kadar sonra yollarını ayırmaya karar verdi. Mine Çağlayan aynı röportajda bu ayrılığın sebebi kırgınlık mıydı diye sorulunca şöyle karşılık vermişti. Hayır, sadece ikimizin kafası da farklı yerlere gitmeye başladı. O caz albümü yapmak istiyordu. Benim aklım elektronik müzikteydi. Ama ikimiz de asıl istediğimiz şeyleri yapmaya hemen başlayamadığımızdan birer solo albüm daha yaptık. Ajlan yoluna tek başına devam ederken İstanbul'daki caz kulüplerinde çalışıyordu. 1990 senesinde Polonya'ya gitti ve çeşitli caz workshoplarına katıldı. 1995 senesinde Tutunup Kendime adlı solo albümü piyasaya çıktı. Tüm Türkiye tarafından tanınıp sevilen bir isim olan Ajlan, aynı yıl Houston'da düzenlenen uluslararası bir festivalde Türkiye'yi temsil etti. Yıl 1996 olduğunda salsa ve samba müziği yapan Pasaporte Latino adlı gruba katıldı. Bu arada Selçuk Sun'la birlikte caz müziği çalışmalarına da devam etti. Büyük orkestralarla çok sayıda konser verdi. 97 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda birinci oldu. Yeteneği herkesin dikkatini çekiyordu. Öyle ki Türkiye'ye gelen yabancı müzisyenlerle de çalıştı. O dönem popüler olan birçok sanatçının albümüne vokal yaptı. Çok sayıda organizasyona katıldı. Müzik dışında şarkıcının en büyük hobileri kitap okumak, boncuk dizmek, yalnız kalmak, ev düzenlemek, şiir okumak ve film izlemekti. Ajlan her fırsatta tam bir akrep burcu kadınıyım derdi. Bunca başarının ardından Ajlan Büyük Burç 22 Temmuz 1999'da 29 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümü oldukça trajikti. Ehliyetini daha 3 gün önce İstanbul'dan almıştı. Sabah erken saatlerde Bodrum'dan Kaş'a gitmek üzere yola çıktı. Görgü tanıklarının söylediğine göre sabah saat 7 sularında Eşme Belediyesi yakınlarına geldiğinde virajı hızla dönen Ajlan karşısına çatallı yol çıkınca paniğe kapılıp frene bastı. Asfalt yoldan çıkıp bir hafta önce hizmete sokulan stabilize yola giren otomobil 3 takla attıktan sonra yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Ajlan Büyük Burç paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside genç şarkıcının boynunda ve kolunda üçer kırık olduğu, ölümünün akciğer kanaması, kafa travması ve boyun kırığından meydana geldiği belirlendi. Büyük Burç'un kaza geçirdiği sırada Gloria Estani'ye ait Destiny isimli albümü dinlediği anlaşıldı. Otomobilde Ajlan Büyük Burç'un Kaş'ta Sevgi isimli bir gazeteciyle randevusu olduğunu belirten bir de not bulundu. Kazadan 10 dakika önce Fethiye yakınlarında yol kontrolü yapan trafik polisleriyle sohbet ettiği, kendisini tanıttığı ve Bodrum'dan yola çıktım, Kaş'a gazeteci bir arkadaşla buluşmaya gidiyorum dediği öğrenildi. Ajlan ölümünden birkaç yıl önce verdiği bir röportajda en büyük fobim trafik demişti. Trafikten çok korktuğunu, bu yüzden araba sahibi olmaktan kaçındığını uzun uzun anlatmıştı. Ama korktuğu başına geldi. Bu kadar korkarken nasıl ehliyet
ehliyet aldığını Mine Çağlayan Posta'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. O seneye kadar ehliyeti bile yoktu. Arabayla yolculuk etmekten nefret ederdi. Bir gün geldi, ben ehliyet alıyorum, araba alacağım dedi. Tamam yavrum da niye yani dedim. Bu korkuyu yenmem gerekiyor dedi. Sonra da arabayı alınca kalkıp Marmaris'e gitti. Oradan da Kaş'a gideceği tutmuş. Bazen düşününce de çok kızıyorum. Ne işin var o saatte yollarda? Erol Büyükburç yıllar sonra Kanal Türk'te yayınlanan ikinci sayfa programına konuk olmuştu. Merhum kızı Ajlan Büyükburç'tan bahsedince gözyaşlarına boğulmuş ve şunları söylemişti. Ajlan'a 8 yaşında caz dersleri veriyordum, şarkılar dinlettiriyordum. Tam o sırada Ajlan'ın sadece bana sabit bir şekilde baktığını fark ettim. Hiç reaksiyon vermiyordu. Sonra annesi Türkan Hanım'a döndüm. Ne oldu diye sordum. Annesi de Ajlan şu an uyuyor dedi. İrkildim ve annesine sakın bu çocuğa araba almayacaksın dedim. Annesi de yıllarca onu özel arabayla taşıdı. Ama Ajlan araba almayı kafaya taktı ve aldı. Duyunca hemen Ajlan'ı aradım. Aman kızım kendine dikkat et, emniyet kemeri tak, yavaş araba kullan dedim. Sonra bu üzücü haberi duydum. Yıkıldım. Zaten öldüğünü hissettim. İçimde bir şey koptu. Bittim. Neden bilmiyorum ama sevdiklerimi kaybedeceğim zaman bunu daha önceden hissediyorum. Habercilerim bana bunu iletiyor. Ajlan'ın kardeşi Jeyan Büyükburç ise sabahtan Hilal Taş'a verdiği röportajla şu sözlerle bahsetmişti ondan. Bütün kardeşlerim benim için çok kıymetli ama Ajlan çok başkaydı. Hepimizin ablasıydı. Herkesin tanımasını isterdim. Yaşasaydı çok güzel yerlerde olurdu. Bana hala güç veriyor. Beni sahneye ilk ablam çıkardı. 15 yaşımda çekingen bir çocuktum. Beni çalıştığı yere götürdü. Müziğe ablama vokal yaparak başladım. Babamdan daha çok ablamın desteğini gördüm. Ablamı yeni nesle tanıtmak için Ağlamam şarkısını coverladım. Ablama keşke diğer kardeşlerimiz de gelse. Hep birlikte olsak diye konuşurduk. Bunu sağlayabilecek tek kişi babamdı. Bu arada Ajlan Büyükburç'un babası Erol Büyükburç'la küs olduğu söylenirdi hep. Jeyan aynı röportajda bu konuya da şu sözlerle açıklık getirmişti. Öyle söylentiler vardı ama küs değillerdi. En büyük kızı olduğu için sorumluluğu hep o aldı. Abla gibi davranıp bize bir şey çaktırmadan arayı bulmaya çalıştı. Yoksa babam ablama da müzik hayatında çok destek olmuştur. Aramızda bir köprü olmak istediği için sanki tartışma yaşıyorlarmış gibi bir algı oluştu. Sadece beni değil bütün kardeşlerini korumak istedi. Ajlan'ın ölümünden sonra 2008 yılında Tutunup Kendime albümü tekrar piyasaya çıktı. 13 Kasım 2015 tarihinde adına Ajlan Records isimli bir müzik şirketi kuruldu. Acısıyla tatlısıyla bir Ajlan Büyükburç geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.